Evet. Sünnet yolcuları. Ay. Yusuf sete koyduk bugün. Yusuf bana. Ay, o tarafa merhaba. Geçin. Gel, dur elini vereyim. Elini tutayım. Ver. Evet. Ver elini. Çıkamadı çocuğum. Dur ben çıkaracağım anne. Ay ses çıkıyor. Şu yere koyabilirsin. Ay bu da kapanmadı. Dur araba geliyor. Çöp kamyonu. Minik çöp kamyonu. Yine biz taksi yolları bekliyoruz. Bugün varmış taksi. Bizim burada taksi bile sorun. Gidecek ama durakta varmış, hemen gönderiyorlar. Allah izin verirse okuya okuya göndereceğiz. Evet. Sünnetin olacak, Allah'ın izniyle gelecek. Küçük bebek demişler ama sıkıntılı olduğu için mecburen yaptırmak zorundaydık. Küçük gerçekten 23 günlük. Yoksa enfeksiyon kapma riski vardı tekrarda. Bir de tıkalıymış. Dün doktor önce baktı, ondan sonra karar verdi yine. Bu üçüncü doktor. Evet. Sallamanıza gerek yok, uyuyor zaten. Ne bileyim, ben el alışkanlığı ya. Ben onu oraya koyunca sanki yere koymuş gibi geliyor bana. Böyle kalsın. Çok ağır değil, o diğeri çok ağır. Arabanın şeyi. Arabayı çıkar. Arabayı kullanma o zaman. Arabayı çıkaralım biz. Arabayı çıkarınca hafifliyor. Arabayla birlikte oluyor. Arabamızı da çıkaralım. Evet. Havalar böyle giderse onunla götürürüz. Tabii. Yine. Arabaya koyun falan demişler. 40 olmasına gerek yok demişler. Yok de gerek yok, biliyorum. Ben de Şöyle bir şey, biz taksiyle gidip geldiğimiz için o yüzden biz arabayı almadık. Dışarıda dolaşmadığımız için 40'ı çıkınca zaten arabanın içinde pazara da ineriz. Artık çocuk bize alışır. Alışmaz. Alıştı zaten. Sari. Söyle bakayım, kardeşini nereye götürüyoruz? Hastaneye. Bir annesi alsa da... Nerede o Sari? Göremiyorum ki Sari'yi. Annesi bak sana... Sari buraya gel. Sari buraya gel. Bakayım bu kız ne yapıyor ya? Çok tatlı olmuş benim kızım. Bak bakalım bir tarafa. Taksi geliyor. Şimdi giriş yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Odaya soktular. Şöyle bir odaya aldılar biz bakalım. Yusuf Bey de burada yatıyor. O zaman oda mı ayırtıyorsun? Öyle bilmiyorum mi? Ki. Zaten iki kişilik sünnet vardı. Ay, oldum bittim.
Sevmiyorum hastane odalarını. İnşallah. Oldu da bitti maşallah. İnşallah bitti. Neyi kapatalım? Camı mı? İçeri hava şey yapsın diye, ışık girsin diye. Dolayı ben şimdiden bunu aldım. Çıkar çıkar. Stres bastı bana çocuktan dolayı. Yunus da heyecanlanmış. Biliyorum, heyecanlanıyorum. Ben daha kötü oluyorum. Panik yapmayın, sünnet. Tamam, sen de çıkartabilirsin anneciğim. Yunus da çok küçük işte. Çok küçük olmasa bile ürkütüyor biraz. Ya o mecburen yapılması gerekiyordu. Tabii ki. Sen çıkarma anne. Herkes, belki seninle dışarıya çıkarız. Herkes yazmış küçükken daha iyi diye. Ya tabii ki küçük yine bazıları şey tamam, için tamam, yapıyorlar. Tamam çıkar. Çıkar, çıkar. Tamam takarım. Çıkarsan anne. Ya ben açayım fermuarını. Böyle çıkmaz. Ver onu çıkardan şapkanı çıkarsan akıllı. Dün akşam banyo yaptık. Saçını ördük. Ama bozulmuş. Evet olsun, bir daha eve gidince şey yaparız. Toparlarız. Sen yeter ki. Evet. Heyecan var bizde. Heyecan tabii ki de var da. Ayşelik alacaklar onu, biz bekletecekler. Uyansa da okuyorsun herhalde duvar aslında. Ben içimden okuyorum. Oku, ben de okuyacağım. Ay, Allah'ım. Şöyle hafifçe bir olsa, ağlamadan, sızlamadan evimize gitsek. Ayşe. Ben çok korkuyorum hastanelerden artık. Geçmişten kalan kafamda. Şeyler, sorunlar herhalde. Devrilir anneciğim öyle. Ela, tamam hafif elleyebilirsin. Elleyebilirsin tabii ki. Uyuyor zaten o. Ne demek? Babaannesinin neyi oluyor sen? Babaannenin neyi oluyorsun? Ya kullanmamamız kelimeleri kullanıyoruz. Bilerek, bilmeyerek, aşkım, maşkım bunlar çok yanlış kelimeler de. Yani... Ben şey ne yaptım? Bal oluyorsun o zaman sen. Babaannesinin balı oluyorsun. Niye oluyorsun? Ben onu oraya koymuştum. Üç tane, üçü. O ne demek? Sen söyle bakayım, niye oluyorsun babaannesinin? Söyleyeceksin, ben anlamam öyle parmak marmak. Yalan mı? Doğru mu? Ya, niye oluyoruz? O Barış. Çok mu öğrettim sana onu? Hastane odasında eğlence. Sari eğlence çıktı. Ay Sari bayılıyor, bayılıyor. Şurada şey işte. Sari güzel bir şey, ninni söyle bakayım kardeşin şimdi uyanmasın. Ninni. He, dua et kardeşim inşallah ağlamadan sünnetin olur de. Şımarmadan yapıyorsun ninni o işleri. Öpücük ver, nasılsınız diye sorabilirsin. Ninni. Nasılsın değil, nasılsınız can? Yok, babaanneler, anneanneler diyeceksin. Nasılsın? Onlar da sana iyi sarecik diyorlar, seni öpmek istiyoruz diyorlar. Evet. Annen terledi bıraktı ama orada bırakma kızım. Neyi bıraktı? Gel o zaman sen biraz konuş. Neyi bıraktı? Seni görmüyor ki video. Zaten paniğim, hepten şey oluyorum. Panik yapmayacak bir durum yok. Allah'ın izniyle her şey önüne gidiyor. Ben şöyle diyorum, bir yarım saat gideyim geleyim. Çocuk sünnet olmuş olsun. Sen nereye gidiyorsun? Bunlar kendi kafama yani, göre. Bana hatta söylemeyin sünnet olacağını, sürpriz olsun. Öğreneceğim, söyle anneciğim. Hadi gel, okuyorum. Ben senin kucağına olur. Tamam. Tamam, kucağına gel. Sizin hiçbir yere gidip gelemezsiniz. İzin vermiyorum. Nereye gidiyorsun siz bizimle bırakın? Daha sünnet başladı. Saat kaçta alacaklar? Şimdi bize 12'de alacaklar. 12'de dedi ama erken gelin dediler işte. Ha, ne damar yolu açacak ya? Ne bileyim anne ben. Çocuğun damar yolu mu var sünnet olurken? Niye olmasın damar yolu? Yok, sünnet olurken damar yolu mu açıyorlar? Ne bileyim ben. Belki yanlış anlamıştır. O bilmiyor ya. Çünkü hasta şey. Ben de şaşırdım birden. Hemşire bir blok analizisi olacak. Şimdi alacaklar. Ay. Şimdi. Evet. Alacaklar. Bey mi? Doktor da hem şey yapıyor. Espri yapıyor. Şimdi alacaklar uyuyor. Tanrım. Ay, heyecanlandım şu anda. Ben şimdi panik yaptım. Bir dışarıya çıkacağım Sari'yle.
Ben burada bekliyorum. Yarım saat sürüyormuş çünkü. Allah'ım olsun. Bir makara geçiyor. Doktor da diyor ki bu diyor doğmadan yapsaydık diye. Ben de diyorum Allah Allah diyorum. Yanlış yere mi geldi acaba? Yok, panikledim ya ben. Doğdum bir anda. Demek diyor. Doğmadıysa diyor yapalım diyor. Bekliyorum ben sizi burada. Tamam. Ben panik yaptım. Biraz kapıya çıkıp yürüyüş yapayım. Çabuk panik yapıyorum. Allah'ım bu her şeyi bilmiş. Çocuğum her şeyi bilir. Şapkası nerede? Şapkasına gerek yok ya. O çok şey değil. Rüzgar vardır kapıda. Çantama koydum. Onun şapkasını örtersin. Çok tamam, durmazsın tamam. Zaten. Görüşürüz. Burada mıydı? Buradaymış. Beni çağırdım çünkü ben ya. Yusuf Bey'i aldılar gittiler. Büyük ihtimalle ameliyathaneye gittiler. Burası doğumhane, burası ameliyathane. Hastane güzel. Bizim oda. Evet, Yusuf'umuzu aldılar. Küçücük bedeniyle. Biraz duygusallaştık tabii. Rabbim başka hastalık vermesi tabii. Sünnet olması gerekiyordu enfeksiyonundan dolayı. Hastanenin arkası. Oh, oh. Annem de aşağı indi. Gelir şimdi onlar da. Bakalım. Hayır Yusuf Bey'i ağrı kesicisini alacağız. Sinetini oldu çok şükür hamdolsun Allah'a. Oldu da bitti maşallah. Damat olur inşallah. Damla mı şurup mu? Şey şurubu bir de krem gibi bir şey varmış. He. Onu verdi. Şimdi aşağı gidelim soralım kontrolle ilgili bir şey var mı diye. Bir de kestikleri parçayı koymuşlar kartonun arasına getirdiler. Evet. Şimdi. Akşama... Nunus'a pilav yaparız onunla. Derler ya pilavını içine koyuyorlar çocuklara eskiden. Evet Yusuf ben alayım. Asansöre binelim gidelim. Evet ben ama alayım. O asansör çok hızlı. Ha. İndik biz indik geldik kızımla. Çıkarken sanki yürüdüğünüz gibi geldi bana. Öyle yaptık. Çünkü telefonla görüşmem vardı. Şimdi kapanır dedim şeyde asansörde. Yusuf Ere uyuyor. Yani uyusun biraz uyur o şeyden dolayı. Çok şükür Allah'ıma. Cuma günü nimetin Allah'ım dualarımızı kabul etti. Hadi gidelim. Bir şekilde inşallah bundan sonra da. Evet hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Anne elimi tutacaksın tamam mı asansörde? Doktor hemen gitti elimi soramadık ki hemen vurun. Elimi tut. Önde iki tane vardı aslında. Orada o yatıyor çocuk. He olsun. Bayağı diyor başım dönüyor falan diyordu. Çocuklar öyle yine... biraz. 7 yaş olunca. Evet. Bayağı şeydi. Geç. O bu da bayağı büyükmüş. Sıfıra basıyoruz. Elim. Dur. Elim. Sedye medya koyuyorlar ya. Şurada bekle. Bas hadi buna bas. Evet. Gel bu tarafa korkma korkacak korkma. Korkacak bir şey yok. Şurada bir tövbe sanki ilk defa biniyor. Babasıyla devamlı orada iş yerinde biniyor mu o küçük? O kendi basıyor hatta. Hatta o diyor sessiz. Ses çıkardığı için belki korkuyordur. Evet. Ondan çekildi. Bence biraz. O yüzden merdivenden çıktı. Yok ben çıkarttım merdiven. Bir şey demedi ama da. Biz aynı durağa doğru. Çantayı bana ver annem. Çantayı bırak. Aşağıdan tutsana. Niye öyle? 110 TL'cik olsun. Olsun. Hadi gidelim. O da bitti. Diyorlar ya oldu da bitti maşallah. Damat olur inşallah. Diye. Yine biz aynı köşeye doğru. Geçelim hızlı. Araba geliyor anne. Biz burada kaldık. Hadi gidelim. Bunun da kabı daha ağır ya. Ama sünnet olduğu için mecburen. Ya o rahat etsin de aynen.
Evet, eve gidiyoruz. Kesin gene taksi yoktur ha. Yoktu. Kapatayım, geliyorum geldim arkanızda. Evet, eve geldik çok şükür. İlaçlarımızı aldık. Berkenlerden korkuyorum ya. Kabı dik daha ya. Ağır. Sari sen beni bekle. Bekle Sari. Tamam, in, yavaş yavaş in o zaman. Düşmeden. Çok dikkat et. Evet anneciğim. Tamam, aferin kızım da beni. Bizden önceki çocuk normal anestezi oldu. Başım dönüyor, başım dönüyor diye ağlıyordu. Başım ağzlanır normal. 7 yaşındaymış. Tabii tabii o. Onda olur, baş dönmesi yapar. O bayıltıldı ya. Kapı kışın sıkışıyor. Kışın sıkışıyor, yazın rahat. Geç. Annem çocuk yumurta oldu. He? Annen ne oldu? Çürük yumurta olmuşum ben, gördün mü? Saat öğlen ezanımız da okundu. Öğlen ezanımıza yetiştik. Hamdolsun Allah'ıma. Çok şükür. Çürük yumurta. Havada güzel. Dünden daha güzel hava. Bugün çok esmiyor. Dünden hava daha güzel diyorum. Çürük yumurta. Kapıyı açsak. Biz gene taksiyi durakta bekledik. Şey duranla beklemedik. Taksi duranla beklemedik de. Caddeye çıktık. Ya taksi yok ya. Karşıda olsa biliyorsun adım başı korna basarlar. Biz karşıda otururken. Tabii tabii. Taksi sorunu hiç yok. Ya buralarda yolda böyle giderken bile ondan da rahatsız oluyorduk gerçi. Hani yolda yürüyorsun, taksiye basarlar taksi lazım diye. O da yanlış. Lazım olan zaten çevirir. Evet. Burada da kıtlık. Taksi kıtlığı. Eve geldik. Çok şükür hamdolsun Allah'ıma. Ezan sesini duymak için kapıyı kapatmıyorum. Girdik içeriye, azıcık ezan sesi dinleyelim. Sari kapatıyor. Ne oldu Sarhoş? Üşüdün mü? O zaman komple kapat git kalk. Yarın da bırakma. Çektim ben bayağı zaten. Yusuf uyusun anne. Onun ağrısı vardır şimdi. Öcüğümü alacağım kankam. Alabilirsin. Git odada al. Altmış. Nasılsınız Seyim Hanım? Merhaba. Duygularınızı alalım. Kimin? Sizin. Valla çok mutluyum. Hamdolsun Allah'ıma. Duygularım güzel. Annem sünnetim de oldu çok şükür. Kardeşim. O kardeşinin ilaçları. Kardeşim. Şurada kalsın. Şurubunu içireceksin herhalde. Ağrı kesici. Şey ateş olursa verirsiniz dedi. Krem zaten şey ya, o kremi ben okurum şimdi. Sütü zaten ona ateş yapmak bir ihtimalle. Süt ilaçtır zaten. Antibiyotik anne. Yani. Diyorlar ilk sarı sütü içsin hani vitamin 2. Zaten o çocuk 20 gün yıkanmadan bir de sinirli. Evet. Bir de o var. O vücudunda onu koruyan bir şeyler aynen var. Biliyorsun anne dünyaya geldi. Tabii tabii. Vücudunda bir de böyle beyaz beyaz şeyleri var. Söylüyor. Ne istiyorsun? Tamam. Ne istiyormuş? Çiğ kivili. Ya çiğ kivili istiyor.
Çizgi film. Çizgi film. Ne bak, tamam, işine gelince nasıl söylüyorsun? İşine gelmedi ya, ne yapalım, vedalaşalım da. Evet. Benim bayağı bir işim var yine. Sen aşağı ineceksin ya, o farklı bir şey. Dinleriz daha sağ derken anne. Derken ezan okunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Dualarınızla bizi de katın. Biz de sizleri katalım cümleden. Hayırlı cumalar bu arada. Allah razı olsun izleyenden de izlemeyenden de. Hayırlı cumalar dileyelim. Allah Rabbim bu günlerimizi aratmasın diyelim. Ne diyelim başka? Amin. Güzel Mevlam bu günlerimizi aratmasın. Rabbim ilk önce sağlık versin. Böyle tereyağdan ederler ya, kıl çeker gibi böyle Allah'ım güzel güzel gönderdi, bizi getirdi. Rabbim ilk önce sağlık versin. Allah kimseyi de kimseye muhtaç etmesin, bu da çok önemli. Aynen. Etmez zaten. Kol azmadığı sürece de bir şey olmaz. Çok şükür. Hani diyorlar ya, dünyanın sonu nasıl gelir? Mal. Mal biriktirirsin, biriktirirsin işte. Biliyorsun Kur'an'da yeri var bunun. Aynen. İnsanlar azacak, mallar birikecek, doyumsuzlaşacak. Allah onlardan eylemesin bizi diyorum. Afetler artacak. Yokla şeyle şükretmeyi öğrenelim yeter. Amin, ki. Amin. Ben öyle düşünüyorum. Diyorum vardır Rabbimin de bir bildiği, olmamasının vardır. Rabbim çok verip de azdırmasın. Azdırıp aratmasın derler, o ayrı. Ama işte depremlerin olma nedenleri çoktur. Doyabileceğimiz çoktur. Kadar yemek versin Rabbim. Amin. Hayırlısıyla sağlıklı muhtaç yiyelim. Muhtaç olmayalım. Aynen. Allah muhtaç etmez zaten. Bir kapıyı kapatır, bir kapıdan bilemezsin ne gelecek. İşte diyorlar herkes hani sağlığın olmasa nasıl yiyebileceksin? Allah razı olsun herkesten, cümleden. İsimleri tek tek belki söyleyemiyorum ama ne olur gönül koymayın. Zaten kafamda da tutamıyorum yaşım ilerlediği için çok. Hepinizi seviyorum cümleden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.